Bunlara şey sormak lazım. Neler söylüyor? Ya, bu olay boş değil. Ama yani Ömür ne yaparsan yani o Pukka'daki çuvallama olayını yapmayın, unutturacak bir şey olmayacak. Belki Cahit abi bir bomba patlatır, o unutulur. Yok, o beni izliyorsa zaten anlamıştır kalbimin temiz olduğunu. Peki şeyi soracaktım. Siz nasıl görüyorsunuz Cahit abi bu dünyayı? Yani yeni gençler vesaire, bambaşka bir kuşak, bambaşka dinamikleri var, bambaşka ortamlar. Ya ne bileyim, ben birçok gencin şimdi senin dediğin gibi yani onlara o sosyal geliyor ama ben asosyalleştiklerini falan düşünüyorum ya. Çok böyle bağımlısı olanların. Yani senin sosyal olarak adlandırdığın alandan tamamen kopuyor değil mi? Kopuyor bence yani. Peki sosyal alan nedir mesela? İşte mesela ya, soralım. Şimdi... Sosyal alan nedir? Yani oturup karşılıklı konuşmak, sohbet etmek, ne bileyim sinemaya gitmek, başka şeyler yapmak falan. Yani ben şeyi kastetmiyorum. Tamamen ona bağımlı yaşayanlar var ya, benim çevremde de var. Yok, ben de onlardan birisiyim zaten, hani şey olarak söylemedim. Sabah, hani tepki olarak söylemedim. Sadece yok, hani... Sabah açıyor gözünü internette, akşam yatarken internette yani. Allah kahretmesin bunları. Yok, kendim şey değil aslında. Orada... Hayır, şimdi gelişmesini tamamlayıp öyle bir şey yapabilir ama gelişmesini tamamlamadan daha 12 yaşlarında, 13 yaşlarında bağımlı olanlar ileride. O kuşağın hepsi zaten orada olduğu için olabilir mi? Yani sokakta hiç çocuk yok ya, bilmiyorum. Ben İstanbul'da oturuyorum. Çok ya, da öyle sokakları olan bir semtte oturmuyorum ama... Mutlaka öyle. Çocuk canım, tabii hepsi sokakta. Orada olduğu için. Ama yani. Tabii şey de var aslında. Hani bir yandan internet olduğu için ya da işte oyun konsolları olduğu için, bir yandan da aslında bir tek internete bağlanamaz. Sokaklarda da oyun oynayacak bir yer yok zaten. Yok, aynen öyle. Yani sokak, o da ayrı bir konu. Eskisi gibi sokak oyunu falan kalmadı yani zaten. Yani ben de şimdi yeğenim var mesela. Sokağa onu biz bırakamayız oynasın. Çünkü bizim zamanımızda biz oynuyorduk. O araba yoktu piyasada yani, bu kadar. Bir şey yoktu. Herhalde... Şimdi al oyun konsolunu, iki saat oyna. Yine sokaklar yani. Sarı bıyık dolu ya. Ya Cahit abi sen ettin yani memleketi bu hale. Ha? Vallahi bile diyorsun, sokaklara çıkmıyorlar, etmiyorlar. Ya bugün 4,5 yaşındaki bir çocuk, sen de gördün. Şey diyor, tablet PC'yi almış falan böyle. İşte şu oyunu yükledim ben, bu oyunu bana yüklediler. Basıyor, ediyor falan. Yani 4,5 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz ki o tablete böyle hakim yani. Belki söküp takabilir ya, onu yani. Şimdi o hale gelmiş. O yeni bu nesli gerçekten o interneti, bilgisayarı iyi kullanıyorlar. Yani bunları biz daha geliştirirsek bu adamlar herhalde ileride dünyada söz sahibi bir ülke olacağız yani. Ama güzel. Ama o kadar iyi tarafında kullanırsa yani bunun başka tarafları da var. Mesela oyun bağımlısı olanlar var. Evet. Benim bildiğim adam oyun oynuyor ya, sabahtan akşama kadar oyun oynuyor ya. Ama işte onun da eski versiyonu kahvede pişti oynamıyor da işte o da gidiyor oyun konsoluyla oynuyor falan ya, filan gibi bir durum var. Ama şimdi 3 kişi 4 kişiyle oynayıp ara sıra birbirine dalaşman falan başka, internet başında tek başına oynaman başka yani bence. Geçenlerde bir internet kafe işletmecisiyle konuştum. 10 gün çıkmadan oturanlar varmış. 10 gün. Tabii yani. Yemeğini orada yiyor, uyuyor, kalkıyor, oynuyor, yazışıyor, ediyor, tekrar yiyor, yatıyor falan filan. Çünkü otelden de daha ucuza geliyormuş. Bir de parası bitmiş, ödeyemiyormuş. Bunu dövmüşler. Şeye yollamışlar, otogara, Konya'ya. Orada 75 kuruşa varmış saati. Burada 1.40'mış. Mesela bu tip de bağımlılıklar var, enteresan ama... İzleyicimiz Alev Keskin demiş ki, kardeşim sosyal medyacı ve ona ulaşabildiğim tek yer Twitter'dan direct message atmak demiş. Yani bilmiyorum. Ya bana... O tabii şey olarak da kullanıyor. Hani bir messenger uygulaması gibi de kullananlar. Ama benim de mesela kız arkadaşım bazen yapıyor. Mesela bana konuşuyor ben duymuyorum onu. Bir anda Twitter'dan bir mention bakıyorum mesela, işte yemek yiyelim artık yazmış. Hani merhaba bana söylüyor, ben onu da hiç dinlemedim falan deyip geçiştirmişim. Oradan görüyorum yani cidden hani bu bağımlılığa da dönüşüyor. Yani ne bahsedildiği kadar kötü ne de bahsedildiği kadar iyi aslında. Hani çok iyi, mükemmel yönleri de var. Kişiye bağlı bence. Kullanıma yani bağlı. Yani kendini iyi ayarlamaya bağlı bir şey yani. Pardon, birinin sözünü mü kestim? Ben okuyordum. Bir girmek söyle, üzereydim. Lütfen. Yok ya. Lütfen söyler misin? Ya işte şöyle bir durumlar da oluyor. Mesela mahalle arası kırtasiyelerinde bu dönem ödevleri falan var ya. Mesela gidiyor dönem ödevini
mahallenin kırtasiyecisinden istiyor mesela. O işte şeyden Google'dan search yapıp dönem ödevi veriyor. Böyle bu işler buralarda aslında. Yani dolayısıyla şeye bakıldığı zaman hazırcılık, işte araştırma, araştırmacı olarak kullanırsan interneti, yani bir şeyleri öğrenmek için, araştırmak için falan çok sana artıları olabilir. Ama hani böyle hazıra konmak anlamında bilgiyi direkt alıp ödevinde vesaire de kullanmak anlamında tabii biraz insanları var tembelleşiyor. Yok ya aslında ya ben de olsam ödevi alırım. Ödev ne ki? Ya ben de alırım. Yani o çocuğun ödevi ne? Yani, o çocuk o ödevi yapsa ne kazanacak zaten? Bizim verilen ödevlerin niteliği gerçekten de belli yani. Hazırlarsınlar ya, yapalım. Çok güzel örnek olduk. Peki şunu soracağım. Madem öyle toparlamak için bu sohbeti, normal yaşamınızda sosyalleştiğiniz insanlarla, yani internet üstünde normal yaşamda buluşma imkanınız var mı? Yani Twitter'daki veya işte genel anlamda internet üstünden ulaşabildiğin kitleye başka bir ortamdan ulaşabilme ihtimalimiz var mı? Yok gibi. Yani var mı bilmiyorum. Yok gibi geliyor bana. O boyutta bir kalabalığa. Evet. Veya o çeşitlilikte. Yok. İmkansız. Öyle de bir sorun var. İnsanın sosyal çevresi de biraz sığ. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum. İnternette çok orijinal insanlar var Cahit abi. Var da bazıları gerçek değil. Yani anlattığı gibi değil adam. Başka bir adam başka bir şeyde çıkabiliyor karşına. Belki Charles Stone demiş ki özellikle Mesut Bahtiyar'a soralım. Takip edilmek veya takipçi kaybetmemek için doğal halinden uzaklaşıyor mu demiş. Takip edilmek için ya da kaybetmemek için. İkisi farklı işte. Mesela takipçi kaybedeceğim diye söyleyeceğim bir şey söylememezlik etmem. Öyle kaybedeyim mi diye düşünürüm. Hı hı. Ama linç edilmemek için susabilirim. Hı hı. Ama hani unfollow ederler diye değil. Ama özellikle hani bunu atayım da RT'lesinler bana da takipçi gelsin diye atarım. Böyle bir şey var. Bu böyle dürüst bir yaklaşım işte. Canımı güzel. Ye. Canımı ye. Evet. Bu dürüstlüğün üstüne kesinlikle dünyanın en bahtsız futbol takımıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Sohbetimiz devam edecek. Malcolm Cabral. Tu no sabes marcar gol. No, ningún. Ninguno hace ningún gol. ¿Qué? Ningún. Un de la lupra era fuera de joc. No han marcado encara en cap gol, pero casi conseguim marcarlos. Una persona casi va marcar, pero no ho vaig veure. Cero. Sempre acaben cero. Pues mira, un día vaig anar al meu terreno que tinc i vaig descobrir la seva, la porteria i el seu porter. Algunes vegades no l'agafo amb les mans, però algunes vegades me'n recordo i l'agafo amb les mans. Però no fa por la pell. El que m'agrada és parar-me les pilotes i ja està. Sí, tinc molta feina. Falta, además no les tiene que faltar, porque aunque pierdan por muchos goles, nunca se van mosqueados a casa, ni cabreados, ni nada. ¿Por qué
Els lluitem contra els de segon i són més bons. Són massa grossos, massa grans. Però es fan més passes i nosaltres no fem tants passes. Deu ser... perquè estem molt nerviosos... O perquè no se la pot parar totes a l'àrbitre i al marcador. O potser que ells són més grans que nosaltres i saben més. Això deu ser. Sosyal medya canlı yayında devam ediyor. Konuklarımla beraber sohbetteyiz. Sorularınıza bakıyorum. İletmek istedikleriniz varsa ulaştırmaya devam edin. Ben de kendilerini yönlendireceğim. Efendim Zahit Sarıhan adlı izleyicimiz demiş ki abi rica etsem Arif'in Manchester'a attığı golün linkini verir misiniz yahu? Şimdi Cahit abi bu internette karşına çıkan her uygunsuz içeriğin şeyi, özrü. Bunu bir belirtmiş olalım. Arif'in Manchester'a attığı golü arıyordum, neye denk geldim diye bir şey. Bu arada arkadaşlar Facebook sayfamızda şu varsa Arif'in Manchester'a attığı golün linkini koyabilir miyiz? Biz yayındayken böyle de tüm Türk internetine hizmetimizi yapmış oluruz böylelikle. Soruların içerisinde benim de sormak istediğim bir şey vardı. Onu izleyicimizin ağzından aktarayım. Mehmet demiş ki sarı bıyığa sorar mısınız? Hiç bıyıklarını kesmeyi düşünmüş mü? Hep mi bıyıklıydın? Öyle doğmadım ya. Ama bıyıklı bebek. Yani çok uzun yıldır. Yani zaten işte en şey 93'ten beri bıyıklıyız yani sonuçta. Ondan sonra hiç kesmedim. Hiç. Hiç kesmedim. Birkaç kez niyetine girdim. Hatta birkaç böyle dizide rol teklif edildi. Bıyığı kesmek istediler. Sırf kesmemek için gitmedim. Çünkü yani bıyıkla o kadar özleştim ki ben insanların gözünde. Yani şimdi siz bıyık yani sıradan biri bıyığını kestiği zaman 3-5 kişi biraz gırgır geçer. Ben kestiğim zaman milyonlar gırgır geçer benimle. Yani yolda herkes şey yapacak yani. Aşil'in topuğu bu diyorsun. Bıyık. Evet bence de kesme yani. Yani kestik mi sarı bıyık bitti. Değil mi? Sarı. Sarı. Sarı saç. Eski sarı bıyık. Okan Candoğan bize sen oradan mesajlara bakıyorsun değil mi? Kafayı eğmiş bacağının altından kopya çeker gibi Twitter mesajları okuyor. Yok hayır Twitter mesajı okumuyorum. Okuyorsun. Başka, söyle. Ne okuduğunu söyle. Ya hayır okumuyorum. Şey Pukka yanlış anlamış da biraz önce. ne enteresan. Değil mi? Aslında hiç yanlış anlaşılıyor. Okan Candoğan demiş ki evet. Twitter'da yüksek takipçili fenomenlerin birbirini tanıma durumu nasıl oluşuyor? Arada gün falan mı yapıyorlar? Gerçekten bu çok soruluyor ya. Altın günü yapıyoruz. Ya Rodi gibi, Groupie ya. Gibi hepiniz birbirine. Allah haklı haklı yani hani. Yani öyle bir şey oluyor galiba ama hani niye oluyor? Keşke olmasa. Bir yani şey söyleyeceğim. Siz normal hayatta konusunda cidden birbirinizi tanıyor musunuz? Buluşuyor musunuz? Yok hayır ya. Yani ancak böyle bir takım şöyle oluyor. Evet tamam galiba ben buldum cevabı. Bir takım projeler vesaire bir şeyler olduğu zaman böyle hani Twitter'daki işte hani yüksek takipçili insanlar bir şekilde buluşuyorlar. İşte bir reklam ajansı oluyor. Çağrılıyorlar. Bu veya başka bir platform olabilir. Bir şekilde hani orada tanışıyorsun. Bunun gibi durumlar oluyor. Yani oralardan bir tanışıklık oluyor. Falan öyle. Yani normalde zaten tanışıyorsunuz. Yani bunun yüksek takipçisi var hani diye bir özellikle hani bir kriter. Peki birbiriniz içerisinde homojen bir kitle misiniz? Yoksa ya, öyle mi söylüyorsunuz ki sanki yani? Uyuz olduğunuz şey böyle bir, yani kendi içinizde ya. Bir klikleşmeler var mı? Çünkü şimdi hepiniz bir egosunuz. Yani bence hemen hemen herkes birbirine inanılmaz uyuz oluyor. Uyuz oluyor değil bence. Mi? Bana da öyle geliyor yani, dürüstlüğün ya. Kitabını yazdın sen ama öyle abi ya. Hani, yani orada böyle canım cicim ama hani tabii ki çok iyi, benim çok sevdiğim arkadaşlarım falan var orada. Ama her seviyormuş gibi gözüken orada iyi arkadaş değil yani aslında hani bir